gördüğünüz gibi fazla verdiğimiz kalkışına. Yokuşta da bir... Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Bugünkü inceleyeceğimiz motor Kanuni RSA 125. Bu motorun çekimleri için şöyle ormanlık, dere olan, kuş cıvıltıları olan bir yere geldik. Motorumuz 9.11 beygir, 8.6 Nm tork. Hava soğutmalı, ABS bulunmuyor. Arka fren kampana, ön fren disk. Süspansiyonlar bir skuterden beklendiği gibi yumuşak, çukurları, tümsekleri güzel sönümlüyor. Sonra motorumuzun bu rengini biz beğendik. Rengi motoru gösteriyor, hatlarını, çizgilerini belli ediyor. Koltuğunda şöyle kırmızı dikiş detayları var. Motorumuzun göstergesi dijital. Şurada şöyle bir küçük kapaksız açık cep mevcut. Cebin hemen altında şöyle kapaklı USB şarj soketi mevcut. Şurada küçük bir askılık, poşetlerimizi falan koyabileceğimiz. Daha sonra motorun aydınlatmaları, LED sinyalleri de o şekilde. LED sinyaller mevcut. Hava soğutmalı demiştik. Üzerinde kendiyle beraber koruma demirleri geliyor. Gaz tepkimesi güzel. Böyle çok cansız değil. İlk gazı açtığımızda hemen yürüyor. Tepkisi güzel. Çok fazla geriden gaz tepkisiyle varyatör birbirine geriden takip etmiyor. Motorun oturuş pozisyonu dik. Gördüğünüz gibi önde ayak uzatacak bir yer yok. Daha çok şehir içi kullanım için tasarlanmış. Arka ayakçıklar böyle içeri giriyor. Tepkisi güzel, sağlam duruyor. Lastikler Joaking diye bir marka. Hamuru biraz sert. Kuru zeminde yaz ayında şu an tutuşu fena değil. Islak zeminde test edemedik. Islak zeminde nasıl olacak bilmiyoruz. Muhtemelen ıslakta kayar diye düşünüyorum. Değiştirilmesi daha uygun olacaktır. İmkan dahilinde. Bajını göstereyim. Pardon. Bajı göstermek için şurada Seat Full diyen noktaya getiriyoruz anahtarı. Kontak tam açıkken veya kapalıyken açılmıyor. Niye olmadı? Kapattık, açtık. Heh, tık etti. Açıldı. Şimdi daha önce incelediğimiz Mondial Wing 50'lik olan küçük skuter'un bağcıyla kıyasladığımızda, yani 125'lik bir skuter için bağcı biraz küçük geldi bana. O da deposunun burada olmasından kaynaklı. Depoyu şu ortaya bölmeye aldıklarında bağış büyüyor. Bu sefer de orta bölmeyi kullanamıyoruz. Pazar alışverişi, market alışverişi için bu bölgede genelde kullanıcılar tarafından değerlendiriliyor. Bağcı dediğim gibi koltuk yumuşacık. Yumuş. Bakın. Hem süspansiyonlar hem koltuk yumuşak olunca ikisi bir arada gerçekten skuter olduğunu hissettiriyor. Yani skuterde insan, kullanıcı ne bekliyor? Yumuşak olsun, rahat edeyim. Paldır küldür böyle tümsekleri hissetmeyeyim. Zaten bu motorun amacı hız yapmak değil. Şehir içi kullanımı. Şu şekilde. Çalışması bu şekilde. Egzoz sesi. Bu şekilde. Sonra... Gaz tepkisi dediğim gibi güzel. Yürürken de yani gazı verdikten çok fazla bekletmeden, bağırmadan kalkış yapabiliyor. Hep söylemeyi unutuyorum. Bunun da anahtarı uğraşılmamış. Bunda da kontak kısmını kapatmak için
şöyle bir yer var. Herhangi bir şey sokulmasın diye anahtar yerine. Göstergesinde ne var? Göstergesini unuttuk. Elektronik trip var. Odometre var. Yakıt göstergesi var. Devir saati var. Kilometre ortada. Uzun far, kısa far, sağ sol sinyal. Şuraya da Audi arması koymuşlar. Niye koymuşlar anlamadım. Acaba sürücü kendine Audi kullanıyor, misafir yaşasın diye mi ki? Psikolojik mi? Isıtma göstergesi var. Aynalar uçları sivri olduğu için biraz görüntüsü, arka göstergesi, arkayı gösterebilmesi biraz daha kısıtlı, omuz gösteriyor. Şu koruma demirinin beraber gelmesi benim hoşuma gitti. Sonuçta plastik aksamı geniş bir motor. Düştüğünde kırılma, çizilme fazla. Bir de boyası şöyle arkadaşlar, kamerada ne kadar görünüyor bilmiyorum ama simli bir boya, güzel bir boya. Ama işte dediğim gibi şu demirler olmasa, düşürdüğümüzde çizilse o bu boya tonunu tutturmak, boyatmak istesek biraz zor. Koruma demirlerinin olması gerçekten güzel. Sepetine bir tabla vasıtasıyla çanta takılabilir. Arkadaşlar telefonla elimde bir elimle tutarak yolda kapalı. Pek kullanılan bir yol değil. Şöyle güzel manzaralı. Yeşillik. Bir yolda ilk kalkışını size göstermeye çalışacağım. Ki fren hissiyatı onu söyleyeceğim. Bakalım. Gördüğünüz gibi gazı verdiğimiz gibi aldı. Şurası şu yol birazcık daha hafif yokuş. Burada bakalım. Kalkışına. Yokuşta da böyle. Fren hissiyatı güzel. Özellikle arka fren, ön fren. Özellikle ön fren hissiyatı güzel. Burada gölgede duralım. Gerçekten çok sıcak. Heves ettik. YouTube videosu çekmeye, sevdiğimiz şeyleri anlatmaya çalışıyoruz. Sevdiğimiz kadar anlatamıyoruz ama. Umarım zamanla biz de kendimizi geliştiririz. Daha profesyonel anlatımlar yapabiliriz. Biraz böyle ciddi kaldığımın ben de farkındayım. Ciddi olmasak nasıl olacağız? Onu da bilmiyorum. Neyse. Arkadaşlar. Şimdi beğenen adam zaten beğenir. Takip etmek isteyen videolarımı beğenen de abone olur. Ne diyeyim ki? Olsanız benim için iyi olur. Şeye gibi doldu. Ben buraya niye çıktım? Nasıl çıktım? Neden çıktım? YouTube'a da öyle başladım. Hayatımda da zaten bir şeyleri hep böyle plansız programsız olduğu gibi anlık yaşamayı seviyorum. Anlık yaşamaya çalışıyorum. İmkan olduğu sürece. Şu motoru kapatayım da. Muhabbetimizi öyle edelim. Bir saniye. Şunu da ayakla alalım bari, gösterelim o arada. Şimdi tek elle basarak hop kalktı. Motora hakimiyet kolay. Yani istop etmişken de götürmek, taşımak, gitmek, ayakla almak kolay. Ne diyorduk? Ben buraya niye de çıktıydım? Bilmiyorum, ben hoşuma gitti motor. Şimdi Çin malı motor övücü olarak belki algılanacağım ama abi para yok ya. Ya genel olarak ekonomide para az. Japonlar çok pahalı. Bunlar da aslında bu fiyatlarda çok pahalı motorlar. En azından ulaşılabilir. Şimdi benim bir Mondial motorum vardı. İlk motorculuğa başladım. Babam da o zaman motorlara, Japon malı motorlara ulaşım daha şimdiye göre iyiydi ama babamın durumu iyi olmadığı için ben de daha küçükken Mondial 125 AGK almıştı. Onu göstereceğim size. Hala duruyor. İlk motorum, evladiyelik gibi. Hani
bütün ergenliğimi, gençliğimi çekti o motor. Benimle ufak tefek kazalar yaptık. Bütün asi çağlarımın arkadaşı oldu yani. O motoru da çekeceğim. Yani 16 yıllık bir Çin malı. Millet diyor yani yolda dökülüyor. İşte arkadan toplamak lazım. Uzun dönem kullanımda ne olacak? İlla ki oluyor. Hani bir Japon'la aynı yıl kullanılan bir Japon'la yan yana koyduğumuzda biraz daha yıpranmış. Aslında bayağı bir yıpranmış oluyor ama parça ucuzluğu ve alırkenki maliyeti hesapladığımızda yani alınabilir görüyorum ben. Muhabbet böyle. Allah'a emanet. Başka da zaten emanet olacağımız kimse yok. Hadi eyvallah.